Merhaba, yeni bir Artı Doğu programıyla karşınızdayız. Gündemimiz seçim ama ağırlıkla tabii seçimin dışında özellikle Kürtlerin seçim tutumunu ve önümüzdeki dönem, bu seçimden sonra hele özellikle giderek hareketlenen Orta Doğu'yu konuklarımızla konuşacağız. Konuklarımızdan biri, daha önce de duyurmuştuk, Hatip Dicle, DTK eski eş başkanı ve siyasetçi. Çok az bir gecikmeyle programımıza dahil olacak. Bir 10-15 dakikalık gecikme yaşayacağız. Ama bu arada HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşciğer konuğumuz olacak. Kendisiyle Diyarbakır'dan Skype üzerinden konuşacağız. Hem Kürtlerin seçim tutumunu hem de 24 Haziran seçimlerinin karşımıza çıkardığı yeni olguları değerlendireceğiz kendisiyle. İmam Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi günler. Ben hemen sıcağı sıcağına size sorayım. Bir hafta oldu seçimin üzerinden geçen süre. Bu bir haftalık süre içerisinde artık bir şekliyle tablo netleşti. Siz genel anlamda bir değerlendirme yapsanız, seçimin ortaya çıkardığı mesajı nasıl değerlendirirsiniz? Ama özellikle Kürtler açısından. Evet, bildiğiniz gibi OHAL sürecinde seçime girildi. OHAL'in Kürdistan'daki uygulaması sıkıntısında da öteye bir durum. Çünkü Türkiye illerine gittiğimiz zaman, yani OHAL'ın böyle çok fazla belki uygulamada yüzünü Kürdistan gibi görmüyoruz. Kürdistan'ın illerine, ilçelerine, köylerine dahi girdiğimiz zaman büyük jandarma polis kontrolü altında, güvenlik güçleri kontrolü altında giriyoruz. Her dağın tepesine, her yolun kenarına bir karakol kurulmuş. O öyle bir baskı öyle bir baskı var ki alabildiğine fazla. Bir de o yetmiyormuş gibi sandık taşımaları, sandık taşımaları, seçmenlerin başka seçim bölgelerine gidip oy kullanmaları. Bunlar tabii ki psikolojik etki yaratıyor seçimlerle ilgili bu süreçte. Rahat bir şekilde seçime girilmedi Kürdistan'da. Hı. Ondan kaynaklı olarak da Kürdistan'daki seçmen istediği şekilde özgürce oyunu kullanamadı. Bütün bu baskılar, bütün bu işte AKP iktidarının İçişleri Bakanı dahil olmak üzere ta en ufak birimine kadar ki güvenlik güçlerinin birimine kadar ki baskıları yine de başarılı bir seçim Kürdistan'da oldu, Kürt illerinde oldu. AKP geriledi. Yani bir kere şeyler sormak istiyorum. Doğrusu dediklerinizin birçoğunu çokça tartıştık, konuştuk. En nihayetinde OHAL koşullarında seçime girildiği biliniyordu ve en önemlisi de OHAL koşullarında, hele hele Türkiye'de otokratik faşistan bir yönetimin baskısı altında seçime girmek kolay değildi. Ama HDP barajı açtı. Fakat seçimde ilginç mesajlar da var sanki. Yani bölgede illerden ile değişen, HDP açısından söylüyorum, oy oranları var. Birçok yerde HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın oyları HDP'den düşük iken, dört kentte özellikle Şırnak, Hakkari, Batman ve Iğdır'da da Sayın Demirtaş'ın oyları HDP'den daha yüksek çıktı. Bunlara dönük analizleriniz oldu mu? Seçmen, şöyle dersek, Kürt seçmen özellikle ne mesaj verdi HDP'ye ya da sizin yorumunuz ne? Bundan bir mesaj almak gerekiyor mu? Evet, biz tabii ki seçmenin başına giderken oylarını kullanmasını, bir de geçmişine bakmamız lazım. Biliyorsunuz yani MHP'nin Kürdistan'da tabela partisi olma süreci ta 80'li yıllardan öncesine dayanır. Evet. CHP'nin ise tabela partisi olmasının süreci 89'da Paris Kürt Konferansı ile başlar. Kürt Konferansı'na katılan parlamenterlerin, Kürt partiden ihraç ile beraber Kürt Partisi CHP
artık Kürdistan'da oy alamaz duruma geldi. AKP'nin Kürdistan'da oy alması 2002 süreciyle AKP iktidara Kürtler, Kürt sorunu benim sorunum Kürtlerle ilgili bakışıyla şey bulur yani ilgi ve alaka bulur. CHP ise bu süreçte hep mesafeli yaklaştı. Kimi Baykal döneminde biraz daha ulusalcı, kimi işte Kılıçdaroğlu döneminde farklı yaklaşımlarıyla, ama sonuçta bu İnce'nin Cumhurbaşkanı döneminde farklı bir yaklaşım geldi. Yani gitti Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyareti ile başlayan, sonra işte Kürt sorunu işte şiddet yoluna çözülmez ve benzeri söylemler. Kılıçdaroğlu'nun işte bana verin ben parlamenter yoluna 4 yılda çözeyim. Yani Kürt sorunu endeksli bir politika izlemesi Kürtler açısından sempatiyle karşılandı. İşte İnce'nin Diyarbakır'daki mitingi ne baktığımız zaman hiçbir tarihte Diyarbakır'da bu kadar güçlü bir miting CHP yapamamış. O şekilde sempati giren insanlar işte bunlar Kürt sorunu pek pek de çözer, demokratik bir ortam sağlar umuduyla oldu. Bundan dolayı da nasılsa Selahattin Demirtaş'ın birinci turu aşması zor diye bazı seçmenler o kanıya vararak birinci turdan itibaren hani Akşener gelirse daha sıkıntılı olur. Çünkü basında kamuoyunda bir çok böyle yukarı çıkar. Evet. Bir sorun olur diye Demirtaş'ın ziyade İnce'ye der. Fakat yani zaten bu bariz görüyor. Diyelim ki Diyarbakır'da %64 Demirtaş'ın oyu, %65 çok üzerinde HDP'nin oyu. Diyarbakırlı, Diyarbakır'da yaşıyor, yıllarca yaşamış, doğmuş, büyümüş olmakla rağmen demokrasinin belki hani Erdoğan giderse, İnce gelirse belki demokratik adımlar atar. O umutla insanlar böyle biraz daha fazla CHP sempatiyle baktı. Ha bizim açımızdan HDP ne durumda? Başta bahsettiğim o kadar baskı ve zulmün altında bana göre alınan oy sanmayacak bir oy. Gençlerden oy aldık. Ama biz bunun üzerinde bir oy almamız gerekirdi. Yani 7 Haziran 1 Kasım karşılaştırdığımız zaman bu süreçleri 3 yıl çok büyük bir zaman değil, 3 yıl içinde oy kayıplarımız olmuştur. Bu oy kayıpları da gençlikten bize geldiğine göre daha yaş grubu daha yüksek olan kesimden bence bize oy yeteri kadar gelmemiş. Da biz bunları değerlendiriyoruz. Eksikliklerimiz nedir? Nasıl tekrar seçmene daha rahat ulaşabiliriz? Şunda çalışmalarımız var. Ben hemen tekrar kısa bir soruyla devam edeyim. Aslında merak ettiğim başka bir şey vardı. 4 ilde Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın oylarının HDP'den fazla çıkması. Yani Şırnak, Hakkari, Batman ve Iğdır. Iğdır'ın belki farklı nedenleri olabilir ama diğer 3 ilde siyaseten HDP'ye dönük bir tutum algılamamak mı gerekir? Ya da başka bir nedeni mi var? Şimdi Batman'da vekil sayısı biliyorsunuz fazlalaştırıldı aynı zamanda. HDP'nin vekil sayısı fazlalaştı. 4 vekil çıkardık. Şırnak'ta biliyorsunuz bu kadar büyük baskıya rağmen maalesef bir parlament AKP şey oldu, oraya geçti büyük baskılar sonucu. Tabii ki bence HDP'yi cezalandırmak ya da Selahattin Başkan'ı dönüştürmek şeklinde değil, içinden gelmiş etmenimiz biraz o şekilde planlamışlar diyebiliriz. Peki. Ben size teşekkür edeyim. Kısa oldu ama sonuçta öyle konuşmuştuk. Başka programda umarım artık fırsat bulursunuz, tekrar buraya gelirseniz birlikte stüdyoda daha genişle konuşuruz. Peki, tekrar teşekkürler size. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok
Yok, teşekkürler, sağ olun. Hatip Bey, siz de hoş geldiniz programa. Biraz trafiğin azizliğine uğradınız. 2,5 saat yoldaydık. Evet, yani hiç beklendik bir şey değil. Yarım saatlik yolun bu kadar uzun sürmesi. Ama bu süre içerisinde biz İmam Bey'le biraz oyları değerlendirdik ama şöyle genel anlamda özellikle Kürtlerin mesajı açısından siz 24 Haziran'ı nasıl okudunuz? Onu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi aslında şöyle bir giriş yaparak başlamak isterim. Önce izleyicileri selamlıyorum. Şimdi aslında bu seçim öyle sıradan bir seçim değildi. Ya bu seçimle birlikte aslında Kemalist Cumhuriyeti, eğer biz 1908'den yani Meşrutiyet Devrimi'ne İttihat Terakki'nin yaptığı devrimden sonra Kemalist devrimin kaynakları oraya dayandığı için oradan itibaren alırsak düşünün 110 yıl geçmiş aradan. Ve bu 110 yıllık cumhuriyet aslında sona erdi. Şimdi bunu tespit etmek lazım. Yeni bir rejim artık var. Bu yeni rejim Neo-Osmanlıcı, kendine İslamcı diyen, aslında İslamcı da değil. Yani normalde Muaviye Yezid belki İslamı ya da Daiş İslamı denebilir buna. Böyle bir zihniyete sahip. Aslında bunu bir de Türkçülükle bezemiş. Yepyeni bir faşist ideoloji çerçevesinde bir faşist diktatörlük sistemi başladı. Artık eski Kemalist Cumhuriyet'ten hiçbir eser kalmadı. Onun altını çizmek lazım. Onun için bu seçim öyle sıradan bir cumhurbaşkanlığı veya milletvekili seçimi değildi. Bir sistem değişikliğinin son belki hani... Ama şöyle, herhalde Türkiye'de oy kullanan seçmenin önemli bir bölümünün farkında olmadığı bir sistem değişimi maalesef, gibi. Maalesef, maalesef yani öyle. Bir şimdi bu yaşanarak ancak görecekler bu sistemin ne olduğu. Yani tek adam diktatörlüğü diyoruz. Gerçekten mesela dünyada da değişik yerlerde başkanlık sistemleri var. Ama başkanlık sistemlerinde bir fren denge sistemleri var, denetleme sistemleri var. Örneğin Trump, şimdi Amerikan devlet başkanı. Ama yargıya hükmedemez. Yargı onun birçok uygulamalarını durdurabiliyor. Ya da kongreden örneğin bir büyükelçinin atanması bile kongrenin onayına bağlıdır. Yani öyle basit değil. Her türlü yetkiye sahip değil. Ama maalesef şu anda Erdoğan şahsında yeni sistem artık onun iki dudakları arasında, yani modern padişah Avrupa'da denmeye başlandı. Öyledir gerçekten. Ve bundan sonra Türkiye'de tam bir kuvvetler birliği, yargının, yürütmenin ve yasamanın tamamen Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak sözlere bağlı bir sistemle karşı karşıyayız. Tabii daha hükümet atanmadı. Bu kabine, daha doğrusu hükümet de denmez ona. Cumhurbaşkanlığı sistemi denen bir sistem. Cumhurbaşkanlığı sekreteryası. Sekreteryası, öyle demek daha doğru aslında. Doğru. Ve her şey ona bağlı. Yani düşünün, ordunun Genelkurmay Başkanı'ndan MİT'in de başkanlık yaptılar, adını müsteşarlığı kaldırdılar. Bütün devlet kurumları, herkes ona bağlı. Yani düşünün ki bu insan günde yüzlerce karar vermek zorunda. İşte seçim sürecinde gördük. Yani bazen Diyarbakır'ı bile Bingöl'de mi Diyarbakır'da mı diye karıştıran bir adama bütün bu yetkiler maalesef referandumda verildi ve şimdi de hayata geçiriliyor. Kürtler açısından tam bir felaket durum. Neden? Çünkü mesela nasıl Ermeniler İttihat Terakki tarafından çok tehlikeli, yani Turan hayalleri önünde en büyük tehlike olduğu için önce onları hedefleyip ve büyük bir Ermeni soykırımı yaptılarsa da şimdi dikkat edin, Cumhuriyet'ten sonra neler hedeflendi? Daha doğrusu İttihat Terakki'den alırsak önce şunlar hedeflendi. Denildi ki Hristiyan halkları yok edeceğiz. Yani Ermeni, Süryani halkları soykırımdan geçirildi. Rum halkı da tamamen Türkiye'de neredeyse o zamanın nüfusu, yani tespitlere göre eğer o nüfus o zaman da öyleydi, şu anda yaşasaydı o nüfus Türkiye'nin %30'uydu. Yani öyle büyük bir nüfus yok edildi. Peki Müslümanlar için ne karar alındı? Müslüman halklar için asimile etme kararı alındı. Şimdi bu asimilasyon süreci 100 yıl kadar devam etti.
95 yıldır Cumhuriyet kuruldu. Ama Kürtleri asimile etme, Kürtleri tamamen kendi hakları ve Türkleştirme mümkün olmadı. Şimdi mümkün olmadığı için şu anda bu rejim önce Kürtleri hedefliyor. Dikkat edin. Bütün siyaset temelini Kürtleri yok etme, Kürtleri soykırıma uğratma üzerinde yapıyor. Peki bugün için mesela 1915'leri Kürtlere yaşatabilecek bir politika mümkün mü? Şimdi bakın, ya da böylesi bir tabloda bakın, şöyle bir tehlike var. Parlamentoyu ve seçimi nasıl yorumlaması lazım? Şöyle bir tehlike var. Kürtler açısından şöyle bir tehlike var. Şimdi dikkat ederseniz faşist diktatörlükler dünyanın her yerinde bunu İttihat Terakki de yaptı. Hitler de yaptı. Savaşın içerisinde genellikle soykırımı yaparlar. Şimdi mesela bakın son zamanlarda Erdoğan tekrar batıya dümen kırmaya başladı. İngiltere'ye gittiğinde aslında May ile görüşmesi, kraliçe ile görüşmesi bir teslim anlaşması gibiydi. Yani ben ettim siz etmeyin anlamında. Ve hatta biliyorsunuz Mehmet Şimşek'i Avrupa'ya gönderdiler. Hı hı. Tekrar o finans çevreleriyle görüştürdüler. Seçimlere kadar müsaade istediler. Seçimlerden sonra artık eski gibi işte Rusya ile, İran ile ya da Avrasya çizgisiyle yakınlaşmayacaklarını, tamamen Batı ile birlikte hareket edeceklerini, NATO ile hareket edeceklerini sözünü verdiler aslında. Bu ne zaman başladı? Dönüm noktası Amerika, İngiltere ve Fransa'nın kimyasal silah bahanesiyle yaptıkları saldırı sırasında. Dikkat ederseniz birkaç gün önce de şey yapmışlardı, Putin'le ve Ruhani'yle Ankara'da görüşmüşlerdi ve ondan sonra hemen ray değiştirmeye çalıştılar. Ve mesela diyelim ki İngiltere gezisinden sonra da hatırlayın TANAP projesi sırasında Ukrayna Devlet Başkanı davet ettiler. Ukrayna Devlet Başkanı Putin aleyhine konuşmalar yaptı. Bunlar hepsi Batı'ya mesajdı. Ayrıca İsrail'de biliyorsunuz bir perde arkası görüşmeler sürdürdüler. Ve İsrail Ermeni soykırım tasarısını geri çekti. Bunlar hepsi bugünlerde olan şeyler. Tabii, hatta seçim öncesinde tabii, bunlar biraz da Türkiye'ye verilen kredi olarak tanımlıyor. Şimdi bütün bunların amacı ne? Niye Amerika Batı Erdoğan'a tekrar kredi açtı? İşte onu iyi tahlil etmek lazım. Ve Kürtleri ilgilendiren en önemli yanı da orasıdır. Şimdi mesela nasıl Saddam diye kat ederseniz İran devriminden hemen sonra Saddam'a Amerika görevi verdi. Dedi ki bu İran çok tehlikeli. Bütün Orta Doğu'yu etkileyebilir. Şii dünyasının da önemli bir ülkesi. Bunu durdurmalısınız. Siz Sünnisiniz. Sünnilerin en güçlü ekibisiniz dediler. Ve savaşın bütün giderlerini Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri sağlayacak. Ben de size her türlü silah desteğini vereceğim. Batı senin arkanda. Ama sen İran'a savaş açmalısın. 8 yıl bu savaş sürdü biliyorsunuz. Doğrudur. Şimdi nasıl büyük bir tehlike var? Dikkat edersen Amerika, Trump, neokonlar, iktidara geldikten hemen sonra cumhuriyetçiler Orta Doğu'ya yönelik politikalarını netleştirdiler. Obama politikalarından çok farklı bir politika. Ne mesela o mesela politika neydi, somut olarak? Mesela neydi Obama politikaları? Obama dikkat edersen Orta Doğu'da biraz çelişkileri yumuşatmaya çalıştı. Yani mesela şöyle dedi, ben ılımlı İslam'la ittifak yapıp radikal İslam'a yani DAEŞ'e, El-Kaide'ye böyle mücadele edeceğim dedi. Ve bu çerçevede de hem Mısır'daki hem Suriye'deki Müslüman kardeşlerle, Türkiye'de AK Parti ile ve Tunus'ta da Nahda Hareketi ile yakınlaşmaya başladı. Meşhur Kahire konuşması var biliyorsunuz Obama'nın ve Şii dünyasıyla da yakınlaşmaya başladı. Hatırlayın Şii. İran Şiiliği de böyle ama. İran. Yani nükleer anlaşma konusunda bir mutabakata vardılar. Obama hatta Suudi Arabistan o zaman ve Körfez ülkeleri ayaklandılar. Amerika siz Şiilerin önünü açıyorsunuz falan diye. Şimdi neokonlar yani cumhuriyetçiler yani Trump iktidar olduktan sonra bu politika %100 değişti. Sünniler konusunda şu netleşmeye vardılar. Radikal Sünniler veyahut da ılımlı.
bunlar arasında siyasi İslam anlamında hiçbir fark yok. Geçişler mümkün. Çünkü Türkiye'de AK Parti, DAEŞ'le ilişkileri, Al-Kaide ile paslaşmaları ya da Müslüman kardeşlerle Amerika'nın arası bozulduktan sonra bile güçlü ilişkiler sürdürmeleri, Hamas'ı desteklemeleri vesaire. Bunlar Batı'yı ürküttü. Ve Batı şu anda özellikle Amerika şahsında radikal İslam'da, yani siyasi İslam'ın radikal ve ılımlı kanatları arasında bir fark görmüyor. İran konusunda tam bir politika değişikliğine gittiler. Biliyorsunuz nükleer anlaşmayı iptal ettiler. Ve ondan sonra da şu anda İran'ı kuşatmaya çalışıyorlar. Önce İran'ın gelişkin olduğu Orta Doğu coğrafyalarda, deyim yerindeyse, kollarını kesmeye çalışıyorlar. Yemen'de, ki özetlersek Lübnan'da, yani bu dediklerinizden sonuç itibariyle Türkiye'yi yanına çekip İran'la savaştırma projesi mi var? Şu yapabilirler, şunu yapabilirler. Şimdi İran'a karşı biliyorsunuz Suudi Arabistan ve diğer güçler savaşacak konumda değiller. Hepimiz biliyoruz. Yani İran savaşçı bir devlet ve uzun yıllar bir devlet deneyimi var. 2500 yıllık bir devlet deneyimi var. Onlara karşı durabilecek Orta Doğu'da tek güç, kara güç, devlet gücü anlamda Türk ordusudur. Şimdi Erdoğan'a şu teklifi götürebilirler. Yani bunlar senaryodur tabii ki. Şu ama şu giderek, mesela bunu bir yıl önce biz analiz ettiğimizde herkes ya bunlar nereden çıkarıyorlar bunu dediler. Ama giderek o şeyler, belirtiler güçleniyor ve uluslararası yorumlar da bu konuda giderek bu konuya kayıyor. Mesela son Münbiç konusunda Amerika'nın Türkiye'ye bir anlamda göz kırpması vesaire. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Türkiye böyle bir teklifle gelebilirler. Zaten dikkat edersen Trump yönetimi şöyle bir karar aldı. Kasım'a kadar, çok kalmadı işte, birkaç ay kaldı. Bütün devletlere çağrı yapıyor. İran'dan petrol ithalatını durdurun. Şimdi gerçi her ne kadar Ekonomi Bakanı kalkıp Naci Akbal, işte bu bizi ilgilendirmez, işte Amerika'nın kararı olabilir dese bile, Amerika zaten açıklama yaptı. Ben özellikle Çin'le, Hindistan'la ve Türkiye'yle petrol ithal eden tüm ülkelerle İran'dan görüşeceğim dedi. Şimdi Türkiye'ye şu teklifi götürebilirler. Biz sizin her türlü finansmanınızı yaparız, savaş finansmanınızı, aynı Saddam'a götürdükleri gibi. İran ordusuna karşı bütün NATO ve Batı da senin yanındadır. İran'a ancak sen ders verebilirsin gibi bir teklifle gidebilirler. Peki Türkiye diyelim ki bunu reddettiğinde Türkiye'nin önüne hangi sonucu çıkarabilirler ya da tehdit aracını? Şunu diyebilirler. Bakın, Suriye'de siz bizimle hareket etmediniz. Kürtler konusunda büyük kompleks gösterdiniz. Bakın, biz Kürtlerle orada karada destek vererek onları orada bir statü sahibi olmaya doğru gidiyorlar. Biz bunu, aynı şeyi eğer siz yan çiziyorsanız, biz başka çaresine buluruz. Kürtlerle yine büyük ittifaklar yapabiliriz diyebilirler. İşte böyle bir durumda bugünkü Türkiye devleti, Kürtler orada da İran'da da bir statü sahibi olmasın diye bu savaş, İran'la savaş orayına yatabilirler. Şimdi savaşların tehlikesi oradadır işte. Savaş anında her türlü soykırım, her türlü katliam mümkündür. Siz diyeceksiniz ki biz örgütlü bir gücüz. Kürtler, evet doğrudur, örgütlü bir güçtür. Ben inanıyorum öyle bir savaş anında hem İran dağları hem Türkiye Kürdistan'ın dağları bir sefer gerillanın denetimine geçer. Ama o savaş içerisindeki Osmanlı Safavi savaşları sırasında da böyle olmuştur. Kürdistan iki tarafı da savaş alanı haline geleceği için Kürtler büyük katliamlara uğrayabilirler. Türkiye'deki mevcut yönetim bu riski göze alıp böylesi bir aksiyonun ortasında aktör olabilecek durumda mı? Yani, şimdi bak, bunu yapmazlarsa Türkiye'de diyelim ki toplumun %50'si AKP'yi destekledi, sistemi destekledi. Kabul etmek gerekir ki hepsi bir ve benzer düşünmese de bu rejimin ya da bu sistemin karşısında bir muhalefet var. Milliyetçisi de var, ulusalcısı da var, dindarı da var, solcusu, sosyal demokratı, sosyalisti de var. İşte Kürt yurtsever çevresi de var. Evet. Şimdi böylesi de bir muhalefete rağmen
bunu yapabilmesi mümkün mü? Şu açıdan soruyorum. Mümkün. Kıyaslamayı özellikle İran üzerinden ben de yapmak istiyorum. İran esasen muhalefeti tamamen 83'ten sonra neredeyse tamamen bitirdi. Ve ondan sonra Irak'a karşı da ciddi bir başarı elde etmeye etti hatta. Yani İran-Irak savaşı, Irak başaramadığı için aslında İran'ın da yine sonuçlandı. Şimdi benzer durum Türkiye'de yok. O muhalefeti bitirmek şimdi de çok kolay değil. Şimdi bakın, Erdoğan niye tekleştirdi iktidarı? Düşün bakın, Enver Paşa, onun için tarihten ders almak lazım. Enver, Talat ve Cemal Paşalar Osmanlı Meclisi mebusanına gidip savaş kararı çıkarmadılar. Gizli emirle iki zırhlıyı Rusya'nın limanlarını bombalamak üzere görevlendirdiler. Ve birdenbire Osmanlı Meclisi mebusanında tartışılmadan Türkiye, yani daha doğrusu Osmanlı kendini savaşın içinde buldu. Şimdi eğer böyle bir şeye devlet karar vermişse toplumu manipüle etmek, provokasyon yapmak çok kolay. Hatırlarsınız Hakan Fidan Suriye meselesinde şöyle demişti. Bantları, kasetleri basına yansıdı. Demişti ki hiç sorun değil savaş bahanesi yaratmak. 3-4 tane adam gönderirim, oradan füze atarlar Türkiye'ye ve savaşa girmiş oluruz. Şimdi eğer tek adam liderliğinde, tek adam liderliğinde zaten tehlike yani orasıdır. O adamı mesela diyelim ki Amerika'nın veya Avrupa'nın hiç de umurunda değil Erdoğan'ın tek adam olması. Erdoğan'la iş yapıp yapmamaları, Erdoğan'ı Orta Doğu'da kullanıp kullanmamaları onlar için önemlidir. Şimdi diyelim ki tek adam yönetiminde bu işleri becermek daha kolaydır. Yani diyelim ki MİT'e der ki sen bir provokasyon. Bak dikkat ederseniz son dönemlerde Güney Kürdistan'ın Brados bölgesi ki İran sınırına yakın bölgelerdir. Kandil'e kadar denen o bölge 30-40 kilometrelik bir alanda sürekli bir askeri yoğunlaşma içindedirler. Bu sadece Güney Kürdistan'ın bir bölgesini işgal değil. Bir diğer amacı da bunu Amerikan da onayıyla yapıyor. Amerika'yı oradan İran'ı oradan kuşatmaktır. Anlatabildim mi? Onun o yanı da var. Bak dikkat ederseniz İran bunu görüyor. İran bunu görüyor. İran tecrübeli bir devlettir. Ve İran açıklama yaptı. Dedi ki asla dedi biz bu Kandil harekatına desteklemiyoruz da dedi, karşı da çıkıyoruz. Neden? Çünkü dedi Irak'tan onay alınmamıştır vesaire. Yani İran'da az çok bu işgal saldırılarının Amerika'nın onayıyla gelişiyor ki Amerika'nın olayıyla olmazsa onayıyla asla orada yani Türkiye böyle girip orada kalıcı üstler. Hatırlarsın Nurettin Canikli şöyle bir şey dedi. Biz orada kalıcı kalmaya gidiyoruz dedi. Zaten yani resmen, kalıyorlar resmen, asfalt yolları bakın, yapıyorlar. Irak'ın onayı olmadan, Irak parlamentosunun onayı olmadan işgal gücü olarak orada davranacaklarını açık söylüyor. Yine Münbiç olayını söyleyeyim size. Münbiç sanıyorum Savuç Nehri'ydi değil mi? Bir nehir var biliyorsunuz. Şin Nehri'nin bu tarafında burada Cerablus'u biliyorsun Türkiye işgal etmişti ama uluslararası meşruiyeti yoktu. Şimdi Amerika ile varılan anlaşmada yani bir anlamda meşruiyet kazandı. Şimdi bunun ÖSO tarafı olan, Cerablus tarafı olan bölgesinde Türkiye devriye geziyor. Nehrin bu tarafında YPG'nin olduğu bölgede de Amerika devriye geziyor. Ya da Münbiç askeri meclisinin olduğu yerde. Yani çünkü neyse resmi artık, olarak yani YPG yok. Münbiç askeri meclisinin olduğu bölgede de onlar devriye geziyor. Şimdi bu şu demektir. İki şey burada önemlidir. Cerablus bir anlamda artık yani Amerika'nın sayesinde meşrulaştırıldı işgali. Çünkü orada bir anlaşmaya varıyor devlet olarak. Ondan sonra bu taraflarda da geçinmemiş askeri konseye gireriz, mireriz, hava attılar biliyorsunuz. Gireriz oraya, devriye de gireriz ama devriyenin dışında yapamazlar. Amerika ile anlaşmaları budur. Ayrıca mesela Amerika karar aldı biliyorsunuz. S-400'lerin alma durumu gerçekleşirse F-35'ler kesinlikle verilmeyecek. Türkiye şimdi o konuda S-400'den nasıl vazgeçeremin planda. Ve dikkat edin Zarap davası birdenbire gündemden düştü. Zarap davası birdenbire gündemden düşmesi önemlidir. Çünkü arkada belli projeler, belli anlaşmalar var. Hatırlarsanız Sayın Salih Müslüm şöyle bir açıklama yaptı bugünlerde. Minbiç olayı dedi, büyük bir pazarlığın bir parçasıdır. Yani
tekrar Amerika ile Türkiye arasında, İngiltere'nin de devrede olduğu, NATO'nun da devrede olduğu, daha farklı, işte bu İran'ı da gündeme alan daha farklı anlaşmalar var. Mesela hatırlayın, o gün Mevlüt Çavuşoğlu bir tehdit savurdu. Dedi ki eğer rejim İdlib'e saldırırsa ben dedi Astana sürecini bırakırım. Bak birdenbire yiğit kesilmişler. Peki siz hani Rusya ile İran'la bu kadar dostunuz? Yani bu batıya dümen kırmanın sonucu. Onun için çok kısa ve özet olarak söyleyeyim. Türkiye'de gerçekten Kürtler açısından düşmanlık, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Erdoğan liderliğindeki düşmanlığı şimdi çok daha ciddi durumdadır. Yani bütün parçalarda statü elde etmemenin yanında bir de böyle bir Türkiye'nin savaşa bulaşması anında belki Kürt katliamını yapma tehlikesi var. Şimdi bunca ciddi riskli bir dönemden söz ediyorsunuz. Kürtlere dönük işte olası planlar içerisinde soykırıma da gidebilecek, katliama tabii, yok etmeye de gidebilecek bir süreçten söz ediyorsunuz. Ama diğer taraftan koşullar açısından da baktığımızda Irak Kürdistan'ında işte kendi içinde uzlaşı olmasa da bir yönetim var. Son itibariyle Kürdistan federal bölgesi var. Rojava'da baktığınızda ciddi bir askeri güçlü oluşumu sağlanmış. Kendi bölgesini koruyan, hatta işte DAEŞ'i tamamen o bölgeden çıkaran bir askeri yapılanma var. Türkiye'de baktığınızda Kürtler her şeye rağmen örgütlü ve belki bugün seçimde barajı aşmasının nedenlerinden biri de bu. İran'a baktığınızda evet İran'da belki ülke içerisinde muhalefet o kadar güçlü değil ama bugünlerde görüyoruz ki orada da hareketlenme artmış. Hatta son günlerde peşmergelerin şehir merkezlerine girip propaganda yaptıklarına dair görüntüler de paylaşılıyor. İlginç olan dün halkın mücahitlerinin Fransa'daki geniş katılımlı bir toplantısına Trump'ın avukatı katılıyor ve çok yakın sürede sizinle Tahran'da bu toplantıyı yapacağız diye de bir konuşma yapıyor. Yani Recep'i de şimdi bu şu istere anlama gelmiyor yani. Tüm bunlar arasında düşündüğümüzde Kürtler bunca örgütlü güç olarak ciddi anlamda nasıl bir plan içerisinde olurlar? Şimdi çünkü bakalım, Suriye'de Kürtlerle ABD arasında bir yakınlaşma var. Anladım. Bir şekliyle bir askeri işbirliği var. Şimdi ben niyetlerden bahsettim. Türkiye'nin niyetlerinden bahsettim. Bunu başarı başaramayacaklarından değil. Şimdi Kürtler o zaman başaramayacaklar, Kürtler açısından bence başaramayacaklar. Bence başaramayacaklar. Ama o savaş sırasında biz siyaseten çok kazanacağız. Ama böyle bir savaş sırasında da çok kayıplar, yüksek bedeller ödeyebiliriz. Ama sonuçta biz örgütlü bir gücüz. Her parçada örgütlüyüz. Ve bu durumda Türkiye'nin o hedefine, yani Ermenileri soykırımını yaptığı gibi bir hedefe varması biraz imkansız görünüyor. Ben niyetten bahsettim. Yani niyetleri bu. Ya mesela buna karşın Kürtlerin bir planı da olmalı ama. Şöyle davranmalı, böyle davranmalı, bunu yapmalı. Da, hayır, Kürtlerin planı da şudur, çok açıktır. Bu günlerce, aylarca tartışılıyor, yıllardır tartışılıyor. Bir ulusal kongredir. Yani Kürtlerin birlik beraberlik kurmasıdır. Dikkat ederseniz KDP dışındaki hemen hemen bütün örgütler ulusal kongrenin yapılmasından yanadırlar. Ama KDP'nin Türkiye ile olan bu, biliyorsun, hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan yakınlıkları biraz KDP'yi dışında tutuyor. Aksi takdirde Kürtler bugün, biliyorsunuz, ulusal kongrenin amacı nedir? Ortak bir diplomasi oluşturmak, ortak bir meclis oluşturmak ve ortak askeri konsey oluşturmak. Yani Kürtlerin her parçanın karşılaşabileceği tehlike karşısında bütün Kürtlerin tavır alması. Mesela Güney Kürdistan'a şu anda bakıyoruz. Yeneke, diyelim Goran, Yurt-ı İslam ve bütün diğer hareketler mesela Brados'un işgaline karşı çıkıyorlar. Bir tek KDP'den ses çıkmıyor. Üstelik KDP söylediği zaman da şöyle söylüyor. O çok kötü bir savunma oluyor. Efendim PKK burada olmasaydı Türkiye saldırmayacaktı. Peki yani şu anda diyelim ki Türkiye Kürtlerin her tarafı, hatta bırak referanduma gelelim. Referandum sırasında PKK mi referandum ilan etmişti? Hayır. KDP değil mi? Oradaki güçler karar almışlardı. Peki Türkiye'nin tavrı ne oldu? O karara saygı duymak mı oldu? Yoksa sınırları kapatırız, hepinizi açlıktan öldürürüz şeklinde mi oldu? Hatta İran'ı o dönemde Irak'ı teşvik eden Kerkük'ün alınmasında, diğer operasyonlarda Türkiye oldu.
Yani dolayısıyla Türkiye'nin bu tutumunu bir daha gözden geçirmeleri gerekiyor. Hani mesela bakın Irak devleti bugün ondan daha sorumlu davranıyor. O zaman şöyle düşünme, yani dolayısıyla o tutum göz önüne getirilmez. Diyelim ki Kürtler arasında ulusal kongreyi gerçekleştirmek, yaşama geçirmek zorlaşırsa bundan Türkiye nemalanacak ya da bu söz konusu ettiğiniz akıl nemalanacak ve Kürtler daha ciddi bir riskle karşı karşıya doğru, kalacak. Doğru ama bak Kürtler yani bugün Afrin ve Kerkük ciddi anlamda bir kayıpsa, ki kayıptır Kürtler tabii, açısından tabii. Düşündüğümüzde bu bir arada olmamanın, ortak politika üretememenin getirdiği bir sonuçtur. Doğru. Doğru. Ama diyelim ki KDP dışındaki bütün güçlerle Özgürlük Hareketi'nin bağları vardır yani. Mesela diyelim ki YNK'den tutun Goran'a kadar bütün o diğer İslami hareketler, Güney Kürdistan'ın diğer güçleri. Mesela bir örnek vereyim, son bir örnek. Yekkürt-i İslam, değil mi? Hı-hı. O parti. Birkaç gündür, yani bir haftadan fazladır, Güney Kürdistan parlamentosunu Bradost işgalini ele alıp değerlendirmediği için boykot ediyor. Yani önemli bir şey, önemli şeyler bunlar. Ve diğer hareketlerde de belli işgale karşı bir tutum gelişiyor. Şimdi KDP yalnız kaldığı zaman bu tutumunu halk nezdinde de deşifre olduğu zaman bunu gerçekleştirmek, yani şey etmek zorunda, tavır almak zorunda. Mesela bir örnek vereyim. Bu Sümer Karpisi değil mi? Suriye ile yani Rojava ile ve Güney hükümet arasında karar aldı, açmaya karar verdi. Peki bu sıradan mı oldu? Hem hükümetin içinde görüş ayrılığı vardı bu konuda, Yeneke vesaire ve diğer diğer Kürdistanlı güçler buna karşıydı ve Rojava ile gelişen ilişkilerden sonra da onu açmak zorunda kaldı. KDP de bu karara katılmak zorunda kaldı. Dikkat edin, Türkiye bundan memnun mu olmuştur? Yok. Hayır, memnun olmamıştır. Ama şartlar onu gerektirmiş ve yapmışlardır. Yani kısacası ben çok da ümitsiz değilim. KDP'nin başka sonuna kadar bu çizgisini sürdüreceğine dair çok ümitsiz değilim. KDP de bu gelişmeleri değerlendirip halkın da herhalde bu konudaki tutumu nedeniyle ulusal kongre çizgisine gelebilir. Biraz da önümüzdeki dönem pratik birçok şeyi belirleyecek. Evet. Yani bunların tümü yaşama geçtikten sonra. Peki şöyle bir senaryodan da söz ediyorum. Adam konuları tartıştık ama benim kanaatim de o ki Türkiye aslında önümüzdeki dönemini biraz da Orta Doğu üzerinden şekillendirecek. Yani bu seçim sonrasında ortaya çıkan tablonun da bize gösterdiği o. Batı'nın, ABD'nin, hatta Rusya'nın gözünde özellikle İran ve Irak ve Suriye açısından düşündüğümüzde bir parçalanma ve burada tekrar yeni devletler ya da yeni yönetim birimleri oluşturma gibi bir tabloda yok mu? Mesela söz konusu senaryo Irak'ın 3,5'a bölüneceği, Kerkük'ün ayrı olacağı, Suriye'nin herkese benzer bir bölünme parçalanma süreci yaşayacağı. Şimdi yanlış, yani bakın Türk kafasıyla, zihniyetiyle hareket edersek federal bir sistem bile parçalanma demektir. Öyle değil mi? Ha, bu Batı açısından ben dedim. Ben Türkiye buna zaten bakın, kökten karşı. Parçalanma derseniz, küçük devletler kurulacak derseniz ben buna katılmam. Fakat şu olacak. Federasyon temelli Orta Doğu'nun şekillenmesi. Yani Irak yıllardır uğraştılar, birçok yanlışlar yaptılar. Ama sonuçta Irak'ta dikkat ederseniz bir federal sistemi oturtmaya çalışıyor. Suriye'de benzer bir, zaten Türkiye bunları gördüğü için Kürtlere karşı ve bu devlet yapısını faşist bir diktatörlüğe götürdü. Türkiye şunu görüyor, diyor ki Irak'ta bir prototip kuruldu Orta Doğu için. Suriye'de de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ondan sonra sıra İran'a ve Türkiye'ye gelecek. Benim ülkem önce federal sisteme diye bölünür. Sonra önce hep öyle söylüyorlar Türk Devleti. Diyorlar ki bakma, önce otonom falan federasyon diyecekler. Sonra Kürdistan, Büyük Kürdistan'ı oradan doğuracaklar. İşte falan teröriler kuruyor. Ama benim kanımca yani Orta Doğu'da bütün devletlerde rejimler değişebilir. Ama devletleri parçalama sistemi henüz, bak dikkat ederseniz Güney Kürdistan'ın referandumuna onun için sert karşılık verdiler.
Yani Batı biliyorsunuz Amerika gitti Ebadiye Amerika dedi ki. Amerika aslında zamansızdır dedi. Ha, yok yok Ebadiye şunu anlamda. Dedi. Ebadiye şunu dedi. Mesela yani benim kanaatime Irak'a karşı, hayır, referanduma karşı çıkmaları biraz da İran'ı güçlendirmeme eğilimiydi. Şimdi mesele şuydu, yani tabii ona girmeyelim o konuya. Şimdi mesele şuydu, bir, Ebadi'yi zayıflatıyordu bu adım. Evet. Ki Ebadi diğer kardeşler, şu anda Sadr da olsa, şey de olsa bunlar İran'a çok teslim olan kesimler değil. Değil, evet. Nihayet Ebadi ile de yaklaştılar Sadr. Bir de henüz bağımsız devleti ilan etme koşulları yok Orta Doğu'da. Anlatabildim mi? Hı. Yani önce böyle bağımsız devletler doğurma yerine bu kendi kendinin yönetimleri güvence altına almak ve Orta Doğu'da bir anlamda demokratik siyasi yönetimler oluşturmak. Tabii kendi denetimlerinde bunu Batı yapmaya çalışıyorlar. Batı oluşturur mu yani demokratik siyasi yönetimleri? Hayır, hayır. Yani tabloyu, şu anlamda kendilerinin anladığı anlamda yani bir demokrasi, burjuva demokrasi anlamında onların denetimi de. Ama halklar da ne yapıyor? Rojava'da olmak üzere kendi iradelerini kullanarak onu boşa çıkarmaya çalışıyorlar. Kendi iradeleri. Mesela Minbiç'te şimdi. Bir orada Minbiç askeri meclisinin ve diyelim sivil meclisi var orada. Onun iradesi söz konusu değil mi? Bir de Amerika'nın ve işte onun müttefiklerinin iradesi. Şimdi hangi irade? Mesela diyelim Minbiç meclisi açıklama yaptı. Dedi ki biz halkımızın iradesinin dışında bir iradeyi kabul etmeyeceğiz. Yani bize dışarıdan dayatmaları kabul etmeyeceğiz. Bu konuda her türlü mücadeleyi göze alıyoruz dedi. İşte onun için yani onlar kendi denetimlerinde bir federasyon olsun vesaire kurmak isteyebilir. Mesela diyelim örneğin şu anda Kürdistan'da, Güney Kürdistan'da bir federasyon var. Doğru. Ama bunlar acaba yönetim anlayışı itibariyle ne kadar Amerika'nın telkinlerine ters düşebilme gücüne sahipler? Çünkü halkla bağları çok gelişkin değil. Ama siz halkla örgütlü, böyle radikal demokrasi dediğimiz halkla bağı çok güçlü olursa o zaman sizin dışarıdaki bir irade güce direnme gücünüz var. Yoksa yani sizin kalkıp sadece dar bir yönetimle Amerika'yla şununla bununla boy ölçüşmez mümkün olur. Referandum olayında bunun acı deneyini yaşadık biliyorsunuz yani. Ama sonuçta Türkiye'de zamanımız daraldı ama hızlı hızlı gidiyorum doğrusu. Seçim sonrasında ortaya çıkan tabloda Orta Doğu'daki şekillenmenin Türkiye'yi de belirleyeceğini ya da Türkiye siyasetini de belirleyeceğini söyleyebilmek mümkün mü? Bunu nasıl açmak gerekir? Yani sonuç itibariyle ciddi ve riskli bir dönemden söz ediyorsunuz. Ve aslında bu dönemin bunca riskli olmasının temel nedenlerinden biri Erdoğan iktidarıdır diyorsunuz. Yani Erdoğan iktidarında kullanmaya hazır Batı devletleri de var, Rusya da var. Hal böyle olunca o zaman bu riskten çıkmanın yolu ve yöntemi nasıl? En azından Türkiye ve Kürtler açısından. Çünkü Türkiye'de de sürdürülen siyaset yalnızca şimdi Kürtler zaten sürdürülen bir siyaset Sayın değil. Öcalan'ın bütün gayreti İmralı sürecinde buydu. Açık açık şunu söylüyordu Türk devletine. Bakın Orta Doğu yeni baştan dizayn oluyor. Bu 3. Dünya Savaşı'dır. Bir yeni bir hegemonik sistem kurulmaya çalışıyor. Biz demokrasi eksen alarak, hedef alarak, Türkiye'de demokratik cumhuriyeti hedefleyerek eğer birlikteliğimizi kurarsak bu halkların iradesinin demokratik irade zaten o anlama gelir. Hı hı. Halkların iradesinin Türkiye'de gerçekleşmesi bütün Orta Doğu'ya örnek olabilir. Bak mesela diyelim Türkiye buna yanaşmadı. Savaşı ve tercih etti. Ama Rojava'da yarattığımız sistem bugün dünya tarafından tartışılıyor değil mi? Yani halkların iradesine göre oluşmuş, bütün farklılıkların kendilerini ifade ettiği tam bir demokratik ortam var ve doğrudan demokrasiyle halk kendini yönetiyor. Ve Ermenisinden Süryanisine, Çerkezine, Arabına, Türkmenine kadar herkes kendi kültürünü, kendi yönetimini geliştirebiliyor, güçlendirebiliyor. Şimdi düşün ki eğer bu Türkiye, yani Sayın Öcalan'ın bu projesi Türkiye açısından mümkün olabilseydi, Türkiye bütün bu badireler yerine demokratik bir cazibe merkezi olarak Orta Doğu'nun tümüne örnek olabilirdi. Ama Türkiye İtaat terakki zihniyetine takılarak, neo-Osmancılık zihniyetiyle,
hegemonyacı bir zihniyetle sözüm ona buradan pay kapmaya çalıştı. İşte Cerablus işgali, Afrin'i işgal, işte Güney Kürdistan'da Brados işgali hep bu zihniyetin ürünüdür. Ama şu anda söyleyelim kesin, hiçbir toprağının oranın bir karışını bile ne büyük devletler ne de oranın halkları onlara yem etmezler. Bu biline yani. Bakın bugün Afrin'de girmişler değil ama mi? Ama sonuçta Türkiye Afrin'de, kendi emirleri için bakın, ciddi Afrin'de biçimde kullandıklarında. Her gün ciddi darbeler yiyorlar çeteler. Her gün yiyorlar, her gün artık. Orada yeni bir eylem odası örgütlenmiş Afrin'i kurtarma için. Hatta şu da basına sızdığı için söylüyorum. Mesela büyük devletlerle ve oradaki yerel devletlerle görüşmeler sürdürüyor PYD. Cerablus'a ve Afrin'e karşı, Baba karşı bir kurtuluş hareketi başlatmak istiyorlar. Şimdi tabii ki bu dünya devletleriyle diplomasi çerçevesinde belli bir olgunluk kazandıktan sonra belki bunlar gelişebilir de. Yani zaten ben şuna inanıyorum. Suriye devletine de kalsa, Suriye devleti kendi topraklarını bir karışını bile Türkiye'ye vermek istemez. Sonuna kadar, zaten Hatay meselesi bile şu anda daha çözülmemiş. Kaldı ki Cerablus'un, Baban Afrin'in ya da diyelim Minbiç'in Türkiye'nin denetimine geçmesi düşünülemez. Mesela Irak devleti bugünlerde şeyi görüşecek, Brados bölgesindeki işgali görüşecek. Büyük ihtimalle parlamento çıkma çağrısı yapacak. Yani onun için peki. Türkiye girdiği yol sonuç da alamıyor. Bakın sonuç Suriye'de alamıyor ama çok da büyük planlar yapıyor sizin anlattığınızdan yani, ortaya tabii çıkan ki. Sonuç o. Tabii ki yani o planları kendisi de yapmıyor. Batı, o planları yapıyorlar onun önüne bırakıyorlar. Ama sonuçta Türkiye'de Batı'nın jandarmalarını bu anlamda üstlenecekse içine girdiği dönem olabilir. O risk beraberinde birçok yeni şey de getirecek gibi. Bu mümkündür. Yoksa Batı öyle kolay kolay bak ha bunu yapmadığı zaman diyelim ki Türkiye İran'dan uzak durmaya çalıştı. Savaşı göze almadı. O zaman ne yapacaklar? Zarap davasıyla. İşte Türk ekonomisine oynayarak bir şekilde Türkiye'yi avuçlarına almaya çalışacak. Zaten Türkiye şu anda avuçlarında oluyor. Yok, daha çok avuçlarına girecek. Şimdi Erdoğan bazen kabadayılıklar yapıyor. O zaman onu da yapamayacak artık. Yani Türkiye'nin gidişi öyledir. Eğer Türkiye bu yolu terk etmezse ki terk edeceği görünmüyor. Şiddeti daha çok artıracağı. Kürt halkına, demokrasi güçlerine savaş tırmandıracağını zaten ilan ediyorlar. Bu aynen İttihat Terakki'nin Osmanlı sürdürdüğü, soktuğu o çıkmaz sokağa girme anlamını taşıyor ki evet. Bunların hepsi kaybedecekler. Peki, ben birkaç dakikamız da geçti. Teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum. Aslında tartışmamız gereken çok şey var bu konuyla ilgili. Tabii ki, tabii ki. Hoş geldiniz tekrar. Ama biz de bunu tabii ki yeni durumu, olasılıklarını değerlendirdik. Bu tür tehlikeler var dedik. Mesela bir yıl önce bunu söylerken, ya bu nereden çıktı? Zaten Türkiye ile İran bu kadar yakınlaşmışken ama şimdi dikkat edin giderek uluslararası basında bu İran-Türkiye konusunu yorumlamaya başladı. Evet aslında önümüzdeki dönemde gündemi bu olacak evet. Görünen o. Artı doğuda da bunu daha fazla tartışmış olacağız. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir Artı Doğu'nun daha sonuna geldik. Programın başında Diyarbakır'dan HDP Milletvekili İmam Taşçıyer'le biraz sohbet ettik. Akabinde stüdyoda DTK eski eş başkanı Hatip Dicle ile gelecek Artı Doğu'larda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.